Niyazi dayı iyi misin? Hokum dondu. Hipotermi başlangıcı olabilir. Saatlerdir sıvı ve gıda almıyoruz. Vücut dehidrasyona uğruyor. Kan açımı düşünce fiziksel aktivite vücudu ısıtmıyor. Çikolatayı mı yesek Radi abi? Asla. O bize lazım. Daha ne kadar gideceğiz abi? Dönsek mi acaba? Efsanelere göre burada bir yerde olmalı Özcan. Darboğaz'dan geçip uzun çayırda güneşe doğru 2 fersah yol aldıktan sonra karlı dağların ötesinde yükseldiği anlatılıyordu. Bu kadar yaklaşmışken geri dönemeyiz. Az daha dayan. Niyazi dayı sakın uyuma. Uyursan ölürsün Niyazi dayı. Gözlerimi dinlendiriyor. Son bir gayret arkadaşlar. Çok yaklaştık. Şu tepenin hemen ardında olmalı. Çocuklar! Bulduk! Efsanevi Ataşehir. Plaza insanlarının ülkesi. Gerçekmiş. Ataşehir mi? Ataşehir'e gelmek için mi yürüdük o kadar yolu biz? He. Yıl olmuş 2018. Ne metro gidiyor ne metromuz. Hayır, ne kadar da plaza varsa buraya çökmüşler. Her gün bu yol çekilir mi la? Dönüşte taksiye binelim abi. He, taksiye binelim. Sokakta mı topluyoruz oğlum parayı biz? Aktarmalı gideriz işte. Bekleyin la. Beni bekleyin. Schedule'da appointment gözükmüyor beyefendi. Siz kaç için meeting set etmiştiniz? Ne diyor lan, ne diyor? Plaza insanları görünüş olarak bize benzese de farklı bir dil konuşuyorlar. İletişim kurmaya çalışacağım. Biz var uzaktan gelmek. Barış getirdik. Şefinizle görüşmek istiyor biz. Niyazi dayı çikolatayı ver. Al çikolata yersin. Randevunuz var mıydı acaba? Evet. Gökhan Bey bekliyordu bizi. Sponsorluk görüşmesi için. Anladım. Ben sizi bekleme odasına alayım o zaman. Buyurun. Bekleme odası ritüeli. Ne? Sakın yanlış bir hareket yapmayın. Hakaret olarak algılayabilirler. Sadece beni takip edin. Gidelim. Plaza insanları başka misafiri olsun olmasın yeni gelen konuğu bekleme odasında ağırlar. Bu karşı tarafın güvenilirliğini sınamak için bir testtir aslında. Konuğa filtre kahve denilen yöresel bir içecek ikram edilir. Sonra plazanın şefi konuğu çağırır. Böylelikle ritüel sona erer. Filtre kahve alır mıydınız? Ben var içmek sade Türk kahve. Dostlarım içmek. Dilinizi konuşabiliyorum. Aha, Özcan bak, bu da bizden. Buranın yerlisiyim aslında. Doğma büyüme Esat Paşalıyım. Yıllar önce beyaz yakalı adam gelip topraklarımızı bizden aldı. O gün bugün plaza insanları büyük büyük binalar diktiler. O zamandan beri de onların işlerinde çalışıyorum. Vay kardeşim benim. Helal olsun sana. Sakın asimile olma. Kültürüne sahip çık. Özcan çay. Alırım abi. Bize bir sade kahve 2 çay hadi bakın. Biz burada kimle görüşeceğiz Radi abi? Şefleriyle dedim ya Özcan. Adamlar çok büyük bir influencer ajansı. Bunların dosyasına girersek bize sponsor yağar. Özcan Show'u bambaşka bir noktaya getirebiliriz. Para veriyorlar mı lan? Yok, eti pufla ödeme yapıyorlar. Tabii ki para veriyorlar Niyazi dayı. Onun için geldik. Siz ben ne dersem onu yapın. Anlamadığınız bir şey derse hedeyin geçin. Buyurun Gökhan Bey sizi bekliyor. Sakın bozuntuya vermeyin. Hedeyin geçin. Tamam abi. Selam sana Uluşef. Biz karşıdan geliyoruz. Barış getirdik. Hoş geldiniz Gökhan ben. Ajansın CFO'su ve aynı zamanda Digital Marketing Operations Chief Officer'ıyım. He. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bizim bir YouTube kanalımız var. Ona para ateşleyecek sponsor bakıyor. Size geldik. Kanalınızla ilgili brief'i arkadaşlar konsolide etmiş ama bazı konsörlerimiz olduğu için yine de bir cross check yapmak istedim. Daha önce başka bir yere sign ettiniz mi? Ne diyor lan ne diyor? Etmedik. Etsemedik. Bilemedim ki. Aslında elimde tam size göre bir kontak var. Kundakçıoğlu İnşaat. Meç eder mi size? Kundakçıoğlu İnşaat? Hiç duymadım. 35 yıllık bir company. Baba meslekleri. İnşaatçılık mı? Yok, kundakçılık. Geçen yaz Bodrum'da 35 dönümlük bir yer kundakladılar. Şimdi imar affını bekliyorlar. Seneye açılır. Düşünür müsünüz? Yok, inşaatçılarla işimiz olmaz, sağ ol. Başka yok mu? Sizin formatta clarify etmemiz gereken şeyler var. Clarify? Şimdi kanalın adı Özcan Show ise biraz Özcan Bey'e fokuslanmanız daha iyi olmaz mıydı? Aslında formatı değiştirmek istiyorum. Biraz Barış Özcan tarzına. Benim işim bilim sonuçta. Çıkıp anlatayım diyorum, atom fiziği, teknoloji, bilim. Ne bileyim. Bunu derhal push edelim. Know-how'ınız var mı? Kullanmıyorum, sağ ol. Varsa bir sade kahve alayım. Know-how'ınız var mı? Ben Bağkurluyum. Know-how'ınız var mı? Elhamdülillah. Know-how'ınız var mı? Pazartesi gelir. Know-how'ınız var mı beyefendi? Var ama sana gelmez. Know-how'ınız var mı? Know-how ne? Şunu beş kulak. Bilgi birikim. Öyle desene o zaman. Sabahtan beri ne konuştuğunuz belli değil. Adamı şeyden çıkarıyorsunuz ya. Ataşehir'le bura. 8 vesaitle geldik. Dilerseniz mitingi başka bir zamana schedule edeyim. Ben seni schedule edeyim. Yürü la Özcan. Biz kendi sponsorumuzu kendi imkanlarımızla buluruz. Gidelim. Özcan, havalar da bozdu. Kış aylarında sağlığını korumak için ne gibi önlemler arıyorsun? Ne alaka? Ha! Radi abin kış aylarında hiç grip olmaz. Neden mi? Tabii ki Özbacanaklar yün içtikleri sayesinde. Özbacanaklar yün içtikleri kullandığı nanoteknoloji sayesinde apış aranıza pişik yapmadığı gibi Kartal, Sultanbeyli, Hadımköy ve Beylikdüzü gibi en zor iklim şartlarında dahi vücut ısınızı koruyor. Üstelik Android application ile günde attığınız ortalama adım sayısını ölçüp kalp ve nabız ritminizi de kayda alıyor. Özbacanaklar yün içtikleri. Mutluluğa don giy. Mutluluğa don giyin abi. Sloganı mı sevmedin?